Avukat Suat Armer ile Güncel her pazartesi saat 21'de Mercan TV'de. İnşaatın katkılarıyla hazırlanan Avukat Suat Armer ile gündem başlıyor. Efendim herkese iyi akşamlar. Bugün 26 Şubat 2018. Bir Suat Armer ile gündem programına hoş geldiniz. Program konum tabii ki her zaman olduğu gibi Vedat Yalçın, Avukat Vedat Yalçın. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Nasılsınız Vedat Bey? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Adıyaman'da muazzam bir yağış dönemine girdik. Hoşumuza da gidiyor. Çünkü ülke genellikle bir ciddi bir kuraklıktan bahsedildi ama herhalde biraz ümit varız. Çünkü yağmur yağdıkça biz de hoşumuza gidiyor. Emin olun bir çiftçi kadar üzülüyoruz. Bir köylü kadar üzülüyoruz. Hatta sanki dünya başıma yıkılıyormuş gibi oluyor. Bir yağmur yağmadığı zaman düşünüyorum böyle. Toprağın doyması gerekiyor. Siz bu anlamda nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye genelinde bir sıkıntı var yağış anlamında, özellikle kar yağış anlamında. Zaten Adıyaman çok kar yağışı gören bir yer değil ama... Eskiden görürdü. Eskiden evet. Varmış evet. Ama bu barajdan sonra herhalde biraz bildiğim manada bir azalma oldu. İşte yağmur zaman zaman yağıyor, yetersiz olmakla birlikte. Ama bu sene biraz sanki Adıyaman o anlamda iyi gibi yani. Ben tabii verilerde problem sanki olabilir ama sanki Ocak ayı verilerinde %23 daha fazla bir yağıştan bahsedildiğine dair bir yazı okumuştum. Ama yine de hayli topraklarımızın telbis derler. Yani o doygunluk seviyesine ulaşması noktasında sanki biraz daha yağmasında şey var. Onun için ben çocuklarıma bile her gün yatmadan önce dua istiyorum. Yani Allah'ın rahmeti üzerimize gelsin diyorum. Yağmur benim önemli rahmet. Tabii yani yağış her anlamda hem çiftçi için hem diğer anlamda hepimiz için çok önemli. Havanın temizlenmesi için, toprağın bir şekilde daha verimli olması için her anlamda çok önemli yağmur. Evet. Yani inşallah umduğumuz gibi bir dönem yaşarız, iklim yaşarız ve bu i̇nşallah. İklimle beraber normale döneriz. İnşallah. Şimdi toplum olarak bizim bir problemimiz var. Biz çabuk kaynaşan bir toplumuz. Birini gördüğümüz zaman sizde de bizde de var yani. Hemen derdimizi anlatırız. Hatta ufak bir yolculukta anımsarsınız. her şeyi anlatırız, paylaşırız. Tabii. Sıkıntılarımızı, dertlerimizi karşı tarafa geçiririz. Ve sorunlarımıza çözüm bulmaya çalışırız. Ve gün içerisinde değişik konular anlatırız. Mesela öyle konular konuşuruz ki ne olacak bu ülkenin hali deriz. Ekonomiden tarıma, eğitimden trafiğe. Hakeza döner yine Adıyaman'ın sorunlarına kadar geliriz. Ve bir halli, bir çözüme kavuşturmaya çalışırız. Evet. Tabii insan sorunlarla büyüyor. Çünkü sorun olmadığı zaman gelişme de olmaz. Yani gelişme getirtiren sorunlardır. Tabii. Tabii bu sorunları çözme noktasında da insanın bir bakış açısı olacak, algılaması olacak, düşünme çerçevesi olacak. Yani sorunların içerisinden değil de daha farklı bir yerden sorunlara bakma gözü olacak. Bu manada çözüme odaklı projeler olacak. Şimdi ben bundan önce köşe yazarlığı da yaptım. Değişik gazetelerde. Bu yaptığım köşe yazarlarından birinde de özellikle kamudaki bürokrasi anlayışını falan yazmıştım. Hatta bugün git yarın gel anlayışı. Ben de okumuştum o yazıyı. Evet. Çok güzel bir yazıydı. Evet. O zaman sizin hakimlik dönemlerinize evet. ait bir şeydi. Evet çok güzel. Şimdi avukatsınız tabii. Evet. Orada vatandaşa bugün git yarın gel anlayışı vardı ama şimdi görüyoruz ki o anlayış gittikçe kırılıyor. Yavaş yavaş böyle artık bugün git bir daha da gelme anlayışına doğru gidiyoruz. Yani olumlu anlamda söyleyeceğimi sandınız ama olumlu anlamı değil. Sandım. Ama geçen hafta beraber gerçekleştiğimiz bir ziyaret. Bende bir takım şeylerin olabileceği noktasında bir alevlendirme oluşturdu. Hatırlarsanız geçen hafta
Sayın Adıyaman Cumhuriyet Başsavcımız, buradan iyi akşamlar diliyoruz kendisine. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcımızı ziyaret ettik. Kendileriyle çok güzel bir sohbetimiz oldu. İşin aslı çok beyefendi bir kişilikti. Evet. Gerçekten de öyleydi. Yani işini yapmaya çalışan ve donanımlı da bizim hoşumuza gitti. Gerçekten öyle. Ve çözüm odaklı meselelere eğilmesi de takdire şayandı. Yani gerçekten meselelere bakış tarzı da çok güzeldi. Ve ben naçizane Adıyaman için söylüyorum. Adıyaman için çok güzel bir bürokrat kazandık. Umarım yani kendisinden yeteri kadar istifade edebiliriz. Çünkü şov yapmaya meyilli bir insan değil. Evet, ben de. Sadece olduğu gibi işini yapmaya çalışan insanlardan biri. Bir takım faal şeyleri var. Yapmak istedikleri var. Bir takım yaptığı işler var. Beraber, koordineli bir şekilde kurumlarla beraber yaptığı işler var. Siz nasıl buldunuz Sayın Başsavcımızı? Yani ben çok olumlu buldum. Dediğiniz gibi çok beyefendi, nezaketli, işini yapmaya çalışan, düzgün bir insan olarak gördüm. Bu Adıyaman için çok büyük, güzel bir şans. Yani gönül ister ki bütün devlet bürokrasisine görev alan insanların bu şekilde nezaketli, işte kendinden emin, işte birilerine bir şeyler ispatlama kaygısı olmadan gerçekten çözüm odaklı davranması. Biz geçen haftalarda konuştuk, işte avukatların bazı sıkıntılarından falan bahsettik. İşte. Oraya geleceğim. Evet. Yani bunu tabii biz özellikle bu konu ve başka konular için Sayın Başsavcımızı ziyaret ettik. Hem bir sohbet anlamında hem de diğer hususlarda görüşmek amacıyla. Ben de çok olumlu buldum. Gayet nezaketli, gayet beyefendi. Güzel projeleri de var. Aynı şeyleri hissetmişiz demek ki. Evet, evet, aynı. Ben hatta şey yaparken bir takım serzenişlerimiz de olmuştu. Neden olmuştu? Mesela Baro'nun, Adıyaman Barosu'nun, buradan da söyleyeyim, bir takım haklı talepleri vardı. Kendilerine ilettiği söylenen talepleri vardı. Bu talepleri yeniden değerlendirmeye alması, yeniden yani çözülebilir demesi, ulaşılabilir demesi ve baroya bakış tarzı çok güzeldi. Yani genellikle zaten bütün hakim, savcı ve avukatlar aynı meslekten gelme. Yani aynı meslekten olduğumuz yargı için mensubu. Yani yargı mensubu. Yargı mensubu olarak. Türk Ceza Kanunu 2. maddesini düzenlemiş. Biraz dışlanıyor çoğu zaman. Yani üvey evlat muamelesi görse de ama neticede yasa tanımında bu şekilde ve öyle olması da icap eder yani. Dışarıda umarım yağmurun sesidir. Evet, sanırım. Sanırım yağmurun sesi. Yağmur rahmet sesi geliyor Adıyaman'a. Şunu söyleyeyim. Tabii temel hak ve hürriyetlerin garantörü avukattır. Şimdi ben buradan da şunu söyleyeyim. Bütün vatandaşlarımıza isterseniz iki cümle söyleyeyim. Tabii. Arkadaşlar, sevgili vatandaşlar, şunu söyleyeyim. Eğer avukatlarımız olmasa meramımızı anlatacağımız, hakkımızı belli mercilere anlatacağımız hiç kimse olmaz. Bu anlamda avukatların hak ve yetkilerinin arttırılması aslında vatandaşın hak ve yetkilerinin arttırılmasıyla eşdeğerdir. Belki bunu biraz farklı algılayabiliyorsunuz ama öyledir. Çünkü bir problem olduğu zaman sizi yönlendirecekler. Niye? Savcı sizin probleminizi çözmez. Hakim de sizin probleminizi çözmez. Hakim veya savcı kendisine gelen dosyalarla ilgili olmak üzere gerekli değerlendirmeyi, hukuksal değerlendirmeyi yapar. Ona göre sevk eder, ona göre düzenlemeyi yapar. Ama avukat öyle değil. Avukat bizzat bu toplumun içerisinden çıkma, bu toplumun içerisinden çıkar, sıkıntılar görür ve buna özgü olarak elinden geleni yapar. Yani bu anlamda avukata verilmiş yetki, vatandaşın bizzat kendisine verilmiş yetkinin aynıdır. Ben mesele hep bu şekilde baktım ve bir avukat olarak da bunun sorumluluğuyla hareket etmeye çalıştım. Siz hem geçmişte hakimlikte yaptınız, şu anda avukatsınız, avukatlık evet yapıyorsunuz. İki tarafta da bulundunuz. Yani avukatların bu manada bir misyonu var. Bu misyonu ben gördüğüm şekilde mi görüyorsunuz yoksa? Tabii ki, tabii ki. Meslekte mesela hakimlik görevini icra ederken vatandaş gelirdi mesela. Vatandaş bilmiyor bazen danışmak için. Tabii biz ileride önümüze gelme olasılığı bulunan herhangi bir konuda görüş bildirme durumumuz olamaz. Dolayısıyla biz de hani vatandaşa söylerdik yani bu konuda gidip avukata danışman lazım diye. Hatta bazen darılma falan olur. Avukat da para istiyor ama falan şeklinde. Ama tabii ki avukatlarımız gerçekten de hani mutlaka bir şekilde hayatını idame ettirmek durumunda. Mutlaka belli bir ücret mukabilinde bu iş yapılıyor ama yani birçok avukatın ben gerçekten işin kamusal boyutunda gözünü alarak, işin insani boyutunda dikkate alarak gerçekten çok fedakar bir şekilde vatandaşa yardımcı olmaya çalıştığını görüyorum ben. Bir de şunu söyleyeyim, yani gerçekten masanın bir tarafında bulunmak önemli. Şimdi siz eğer avukatlık yapmamışsanız, direkt hakim savcı olarak atanmışsanız muazzam bir şekilde hayatı öğrenemiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Tabii ki. Çünkü gerçekten maddi gerçek avukatın bulunduğu yerde olan biten tanıklar, manıklar, onlar bunlar toplumsal bakış açısı kesinlikle avukatın bulunduğu yerde ama kürsüden bunu bilmeniz, oradaki diyaloglar yaşam mümkün değil. Yani oradaki beyanlar, tanığın verdiği beyan, mahkeme huzurunda verdiği beyan esasında
geriye dönük olarak avukat bunların tamamını biliyor. Yani ne yaşandı, ne bitiriyor, ne konuşuluyor. Bu anlamda avukat bunlara hakim. Ama dediğimiz gibi burada avukatlara yönelik bir takım geçmişte yakın bir zamanda işte Türkiye Barolar Birliği ile ilgili olarak da bir şey oldu. Bu konu hakkında görüşünüz nedir? Kısaca. Yani fazla barolar, teknik şeye girmeden. Nasıl siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıysa barolar da yine hem bu anlamda demokrasinin hem de hukukun temel taşlarından bir tanesi. Ta Roma hukukundan beri. Evet. Hatta belki daha da eski. Çok belki daha da eskilere dayanan bir durumdur bu. Yani barolar her demokratik sistemde mevcuttur ve gereklidir de. Yani baroların olmadığı bir sistem düşünemiyorum. Evet. Bu hem sizin de belirtmiş olduğunuz gibi vatandaşların haklarının da bir garantisi anlamında. Evet. Yani bu anlamda baroların olmaması ya da bunun derneğe dönüştürülmesi falan yani bu çağdaş hiçbir hukuk sisteminde bugüne kadar olmuş bir şey değil. Evet. Yani bu bir hukuk devletinde çok da sağlıklı bir durum olamaz yani. Evet. Yani baroların toplum için olmazsa olmazlardan biri. En azından hukuk devleti açısından. Yani gerçekten önemli bir misyonları var. Bu misyonları da yerine getiriyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Yani toplumsal bir adalet insancının olmaması çok acı bir şey. Yani gerçekten temel hak ve hürriyetlere yönelik en ufaktan bir saldırıya karşı avukatların bu manada bir kalkan olduğunu görüyoruz. Burada tabii sivil toplum örgütlerinin de bütün faaliyetleri kapsamında bulundukları coğrafyadaki devletin üniter yapısıyla ilgili, bağımsızlığıyla ilgili, bayrağıyla ilgili kaygılarının olmaması gerekiyor. Ve burada tek vücut olması gerekiyor. Türkiye Barolar Birliği'nin bu anlamdaki Afrin olayına bakışı çok anlamlıydı. Ben çok anlamlı buldum. Niçin anlamlı buldum? Çünkü biz şu an bir maalesef bir savaş ortamındayız. Ve bir toplumun büyüğüyle, küçüğüyle, yaşlısıyla, gencisiyle yek vücut olması gereken dönemlerini yaşıyoruz. Bu dönemlerde de belli ayrışmaların olmaması gerekiyor. Yani Türkiye Barolar Birliği'nin bu anlamda yani bir bütünlük sergilemesi. Son derece sağlam. Sağlam. Kendinden emin ve gerçekten de milli bir duruş. Ve işin aslı baroda da ben gördüm. Yani baroda tabii şimdi biz hepimiz avukatız. Hepimizin kendine ait bir dünya görüşü olması normal. Ama bütün ayrı ayrı dünya görüşlerine sahip olmamıza rağmen bütün avukatların hemen hemen hemfikir olduğunu gördük. Yani başka türlüsünü de zaten düşünemiyorum. Ben yani ilk defa. Olarak, evet yani demek ki Türkiye genelinde de böyle bir şey var, bir duruş var yani. Yani bu dediğim gibi demokratik bir hukuk devletinde zaten hani barolar olması olmazdır. Ve hukukçunun bu anlamda böyle düşünmesi de bence gayet. Evet. Ben tabii hemen kısaca bir girizgah yaptım. Sayın Başsavcımızla konuştuğumuzda bir takım faaliyetlerinden bahsetti. Diğer kamu kurumlarıyla beraber ortaklaşa düzenledikleri faaliyetlerden bahsetti. Hatta bayağı da bir hoşumuza gitti. Özellikle açık cezaevindeki mahkumlarla, hükümlülerle alakalı olmak üzere Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na pantolon dikiminden bahsetti. 300 kişiden atölyelerden bahsetti. Oradaki faaliyetlerden bahsetti. İşte araç gereçlerden bahsetti. Ve ben kendisini bu konuyla ilgili olarak bayağı bir uğraş verir gördüm. Evet, yani, samimi buldum ben. Samimi buldum. Çaba ben de gösteriyor yani belli. Bariz bir çabası var. Bir de denetimli serbestlikle ilgili. İsterseniz o konuyu size anlatın. Yani hani aynı yerde olmasıyla alakalı. Binası, şimdi denetimli serbestlik şube müdürlükleri var. Evet. Bunlar bazı yerlerde farklı binalarda görev icra ediyor. Ama Adıyaman'da bunlar adliye binası içerisinde bir şekilde ama ne kadar yanlış yani. Evet. Tabii ki başsavcımızın da son derece hesap ettiği bir şekilde belirttiği üzere bunların ayrı bir binada olması lazım. Çünkü bu kişiler zaten bir şekilde adliyede yargılanırken bir travma yaşıyorlar. Yani onları siz rehabilite ederken onları aynı travmaya tabi tutmak, defalarca tekrar adliyede onları muhafaza etmek, bir şekilde adliye içinde o aynı psikoloji yaşamalarına imkan sağlamak çok doğru bir şey değil, sevbiyet vermek. Yani başsavcımız da bunun ayrı bir binada, yani denetim serbestlik şube müdürlüklerinin ve buna ilişkin psikologların, işte sosyal hizmet uzmanlarının ayrı bir binada hizmet vermelerinin rehabilitasyon amacıyla bir şekilde gözlem altında tutulan, denetimli serbestliği tedbirine tabi tutulan bu kişilerin gözlemi, rehabilitasyonu, bir şekilde hayata entegre edilmeleri açısından son derece önemli olduğunu belirtti ki gerçekten de bu çok doğru bir şey. Nitekim orada müsait bir yerde var sanırım değil mi adliye yanında? Adliye yanında var ama şunu söyleyeyim. Tabii farklı bir yerler bakılacağını da söyledi Sayın Başsavcımız. Başsavcımız Fatih Karabacak. Evet. İsmini bu arada zikredelim.
Şunu söyleyeyim, tabii Adıyaman Belediyesi'nin hemen yanında bulunan lojmanlarla ilgili olarak bir tasarrufu oldu. Sanırım orayı otoparkla ilgili olarak bir proje falan var. Esasında o denetimli serbestlik hizmetinin sunulduğu binanın adliye binası dışında bir yerde olması aslında adliyenin de iş yükünü, o trafiği biraz azaltacaktır yani diye düşünüyorum. Alan anlamında da önemli bir katkı sağlayacak. Çünkü şimdiden bölmeler açılmaya başlandı yeni duruşma salonları için. Maalesef yani öyle, yani biraz daha öngörülü olabilirdi. Olunabilirdi diye düşünüyorum bundan öncekileri. Yine aynı şeye denk geldik. Yani evet. Yine kat sayısının yüksekliği. Evet. Yani yaklaşık kaç sene oldu? Bir 4-5 sene oldu adliye binamız. Oldu mu o kadar? Yani 4 sene oldu herhalde. Sanki daha mı az oldu? Ben tam hatırlayamadım yani ama yani çok fazla olmadı herhalde. Yani yıllar su gibi geçiyor. Ya onu çok geçmiş söyleyeyim. Adam. Evet gerçekten. Ya diyor sen geç doğmuşsun ya da ben geç kalmışım diyor ya. Aynen şarkıda olduğu gibi. Ama çok uzun olmadı. Yani kısa süre geçti yani. Ya bir 4 yıla yakın bir süre geçti. Ama dediğim gibi şimdi insan ilde gezdiğinde bir takım projeler gördüğünde tamam diyor bir şeyler olabilir diye düşünüyorsunuz. Şimdi gerçekten insan mukayese ediyor. Şimdi bizim programımızı Türkiye'nin dört bir yandan izleyenler var. Yurt dışından izleyenler var. Onu da biliyoruz. Zaten mesajlarından da anlıyoruz. Şunu söyleyeyim. Yani dedik ya mütemadiyen gezen insanlarız. Mesleki iş yorumluluğu sebebiyle tabii geziyoruz. Şimdi bir Antepli kardeşimiz bizim canımız. Antepliler bizim canımız. Urfalılar bizim canımız. Tabii. Türkiye'nin bütün coğrafyasındaki bulunan bütün iller bizim canımız, ciğerimiz. Ya biz et, tırnaklı et gibiyiz yani. Ayrılmayız. Ya ama şunu söyleyeyim. Onlar yapmışsa niye biz yapmayalım? Neden biz yapmayalım? Yani şu adliye binası Adıyaman'ın 10 yılına karşılık gelebilecek tarzda hazırlanmamış. Yapılabilirdi, evet. Düzenlenebilirdi. Şimdi Bayındırlık il binasını gördünüz mü? Evet, çok güzel. Bugün Bayındırlık yetkilisiyle görüştüm. Diyor ki bizim eski binamız işte 5 katlıydı zemin artı filan. Ama diyor işte 500 metrekarelik bir alandı. 400 metre işte şudur budur. Şimdi hem alan da genişledi hem 7,5 kat diyor. Bakın. Evet, 7,5 kat. Peki dedim bu nasıl olur? Dedi yani bu Adıyaman için, yani en azından Adıyaman'ın 30-40 yılının problemsiz bir şekilde getirilmesine katkı sunar ve düşünülmüş, tasarlanmış bir proje. Ya sen bir adliye yapıyorsun. Adliye binası yapıyorsun ve adliye binasında adam safka kaydı alacak, vatandaş arabasıyla geldi. Nereye park edecek bu adam? En büyük sorunların bir tanesi. Yani park sorunu var. Yani nereye yapacak? Şimdi Adıyaman'ın normal... avukat olarak bile park sorunu yaşıyoruz. Ki kendi iş yerimizde yaşıyoruz değil mi bu park sorununu? Tabii evet, yani avukat olarak bile şeyiz, yani ciddi manada sorun yaşıyoruz maalesef. Yani ben onlara baktığımda burada biraz daha düşünülebilir, biraz daha öngörülü davranılabilir diye düşünüyorum. Çünkü müsait, yani oradaki 4 katlı yeri sen orada 7 katlı yapsan yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Hatta 7. katta da çok güzel bir kültürel alan yapılabilirdi. Yani bir lokal. Adıyaman'ın şu an bir lokali yok. Yani Adıyaman'ın bir lokali var ama çok yetersiz. Yani çok da... Bu anlamda bir lokalden bahsetmiyorum. Şimdi bizim Adıyaman'ın maalesef yani bir sosyal yaşantısı yok. Maalesef yok. Yani bir ailenle veya ama bir... Aman pardon, ben kafeterya gibi bir şeyi anladım. Yok. Yani kafeteryası var ama çok, o da yetersiz. Yetersiz yani. Tabii. Ama burada mesela ailemle nezih bir ortamda veya meslektaşlarımla bir yere de gidebilirim. Yani o adliye tabii, şeyinde tabii, bulunan tabii, bir yere tabii gidebilirim. Güvenli bir şekilde gidebilirim. Olabilir, bu yapılabilir. Çünkü bu bağnazlıkları atmamız lazım artık. Yani özellikle bir takım uygulamalar da var. Sistem varmış aslında değil mi? Lokal vardı. Hukukçular ve tıpçılar lokali vardı. Sistem evet varmış. Evet, hatta onun çalıştırıcılarından biri de rahmetli babamdı. Öyle bir yeri vardı. Orada ben küçükken hatırlarım. Bütün hakim, savcı ve avukatlar hep beraber yerlerdi. İlginç bir şekilde çok güzel diyalogları vardı. Çok güzel konuşurlardı, sohbet ederlerdi. Ya biz sanki geriden geriye mi gidiyoruz, ben anlayamıyorum. Evet, sanki bu anlamda bir geriye gidiş var. Yani meslektaşsınız, gittikçe araya uçurumlar giriyor. Gittikçe kapılar konuluyor. Gittikçe şifreler konuluyor. Yani Adıyaman'da şu an öyle bir sıkıntı var. Geç bu ön büro yapılmasıyla bağlı olarak. Ama yine de şu var. Eskinin şu anlayışı yok tabii. Eskiden bazı hakimler ve savcıların şu duruşları çok güzeldi. Esat Bozkurt muydu ilk Adalet Bakanı? Olabilir. Evet, olabilir. İsmini yanlış biliyordu olabilirim. Evet. Ya diyor ki bir çoban bile muhatap olarak Cumhuriyet Savcılığının işte odasına falan gittiğinde en ciddi manada karşılanmalıdır diyor. Aslında temelde ilk kurulurken bu anlayış çerçevesinde yapılmıştı. Yani çünkü vatandaşın gidebileceği son merci olduğu için vatandaş hani bir karakola gittiğinde, jandarmaya gittiğinde, herhangi bir kamu kurumuna gittiğinde belli engellerle karşılaşabilir. Olmaması lazım ama yargı öyle bir şey ki, yargı bunların hepsinin tepesinde, hepsini denetleyen ve vatandaşın sığınacağı son liman. Dolayısıyla öyle olsun ki vatandaş hiç problemsiz ulaşabilsin.
mantığıyla aslında bunlar düzenlemiş ama şu an maalesef herhalde farklı bir anlayış söz konusu. Yani yeni stratejik şeyde, belgede sanırım bu anlamda Cumhuriyet Savcıları'nın, hakimlerin vatandaşla hemen direkt diyaloğa geçmemesi, önce ömür olan, yani tamam bir anlamda bu önemli, güzel bir şey ama yine de vatandaşın yargı mensuplarına ulaşmasında böyle ciddi sıkıntılar olmaması lazım ki biz avukat olarak bu sıkıntıyı şu an yaşıyoruz. Bu arada mesajlar peş peşe gelmeye başlıyor. Özellikle Ankara'dan çok sevdiğimiz, saydığımız bir arkadaşımız var. Eskiden meslektaşımdı. Şimdi bir HSYK üyesi. Gerçekten programımızı da takip ediyor. Mehmet Bey, ben buradan saygılarımı sunuyorum. Çok beyefendi, çok titiz. Gerçekten hem avukatlık mesleğini yaparken de olgun, erdemli, vakur duruşu olan birisiydi. Üyesi mi, müfettişi mi? Şunun müfettişi. Müfettişi değil mi? Pardon, müfettişi. Çok gerçekten öyleydi. Yani avukatlık mesleğinde de çok ciddiydi. Şu an müfettişlik şeyini yaparken de göğsümüzü kapartıyor. Ben buradan... Evet, çok değerli. Buradan selamlarımızı... Gerçekten yani evet. Duruşu, yani hukukçu duruşu var gerçekten. Oldu bitti öyledir. Bir de cesaretine ben hayranım. Mehmet Bey'in cesareti çok iyidir. Gerçekten böyle şey değildir. İnsan yönü de gelişkin. İnsan yönü ve cesaret çok önemli. Duruşu evet gerçekten. Cesareti de önemli. Yani Mehmet Bey böyle hiçbir hesabı kitabı olmayan bir insan. Düz yaşayan bir insan. Çok da güzel yaşayan aslında bir insan. Aslında yargı mensupları içerisinde özlediğimiz, aslında olması gereken. Öyle bir şey var. Hem vakur duruşuyla hem hukukçu duruşuyla. Buradan köylerden de mesaj var. O köylere çok selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Ondan sonra bazı şeyler var, yardımlar var. İşte ilk Adalet Bakanı şuydu, muydu falan diye var. Ali'den şeyler var, katkılar var. Ondan sonra bayağı var. Yani peşi sıra mesajlar geliyor. Evet. Vedat Bey'e selamlar diyenler sağ var. Olsun, aleyküm, programımız çok güzel gidiyor diyenler var. Muğla'dan bir arkadaşımız yazmış. Oradan programımızı takip ediyorlar. Ya dediğim gibi aslında Adıyaman'ın problemleri bir Türkiye problemi. Prototip aslında yani. Aynen öyle. Türkiye'nin bir prototipi evet. Küçük yani bir... şunu söyleyeyim. Ben Adıyaman Baromuz'un yeniden bir köprü kurmak kaydıyla bazı şeyleri aşabileceğini, bazı şeyleri gündeme getirebileceğini düşünüyorum. Özellikle bu C kapısının açılmasına yönelik olarak bazı talepleri olabilir ki makul talepler. İkincisi yine lavabolarla ilgili olarak büyük bir sıkıntı var. Büyük adliyeler bunu aşmışlar. Ne yapıyorsunuz? Kartınızla beraber gidiyorsunuz, yapıyorsunuz, ediyorsunuz. Şimdi ben canını acıttığım bir vatandaşla aynı lavaboyu şey yapmam mümkün olmuyor. Neden? Çünkü daha 5 dakika önce onun aklında savunmaymış. Görev gereği bir şekilde... Ya ben profesyonel bakıyorum. Olabileceği hususlarda beyanlarda yani, bulunmuşsunuz. Ya bunlar çok önemli. Evet. İşte sağ olsun Sayın Başsavcımızın bu konu, bon konumdaki direkt şeyi de tavrı da güzeldi. Ben duyarlı gördüm. Ben de çok duyarlı gördüm. Bu konuda çaba gösterileceğini ifade etti. Yani bunlar çok basit şeyler aslında. Yani bir adliyede bir avukatlar için değil mi? Bir lavabonun olması, ayrı bir lavabonun olması neden o kadar zor olsun ki? Kendisi zaten ifade etti. Hani biz onun için gerekli çalışma yapalım diye. Talepte bulunsun, biz gereğini yapalım diye. Ki zaten çok kolay bir şey bu. Giriş çıkışlar da yani birçok adliyede hakim savcılarla avukatlar aynı girişten giriyorlar. Benim bildiğim kadarıyla. Bu konuda bir çalışma yapılabilir. Yani tabii adliyeler ilk kurulurken aslında biraz bakış açısında farklılıklar var. Yani avukat bey. Yani ilk kurulurken adliyeler biraz... Avukatlar yargının üvey evladı muamelesi görüyor maalesef. Bu yanlış. Evet. Bu yanlış yani. Olmaması lazım. Bir çok sevdiğim, takdir ettiğim bir kardeşim, gittikçe de sevgimin arttığı bir kardeşim diyor ki, siz diyor dediniz ya diyor dışarıda rahmetin geldiği bir an diye. Sağ olsun onu çekmiş yollamış. Evet, biz yağmura Allah'ın rahmeti olarak bakıyoruz. Evet. Oldu bitti de böyle baktık. Yani Allah'ın rahmetinin indiği şey bizim için yağmur mu olduğu şeydir. Amenna. Biz öyle bakıyoruz yani. Buna inanmışız. Şimdi Avukat Bey isterseniz bu konuyu şey yapalım diye başka konularımız var. Çünkü yetişmeyecek gibi. Akedaş mevzuna gelelim. Aslında çok önemli bence. Çok, evet. Çok önemli. Geçen programlarda vatandaşlarımızın bayağı bir şeyi vardı, ilgisi vardı. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili olarak vatandaşların yine muazzam bir ilgisi var. Hatta çekiyorlar, gelin çay için, gelin şey yapın, şudur budur. Hoşuma da gitmiyor değil yani, hoşuma da gidiyor. Ama bu talepleri, toplumun bu sıkıntılarını kamuoyuna bu şekilde anlatmak da bizim hoşumuza gidiyor. En azından dinlendiriyoruz. Çünkü her şeyin özü vatandaş. Vatandaş olmasa hiç kimsenin bir fonksiyonu yok. Buradaki bütün bürokratlar tamamı vatandaşa hizmet için var. Yani vatandaşın olmadığı bir yerde hiç kimse hava atmasın. Sen buraya niye geldin kardeşim? Önlük diyeceksin vatandaşın karşısına. Vatandaşın vergileriyle neticede. Hizmet. Değil mi? Rahmetli Erbakan. Allah rahmet eylesin. Amin. Milli duruşuyla,
dik duruşuyla sevdiğimiz, saydığımız, elbette, mekan cennet olsun amin dediğimiz Erbakan şey derdi, devlet derdi garsondur. Şaşırmıştım, nasıl garson filan. Devlet garsonluk yapar, hizmet sunar. Güler yüzle hizmet sunar. Ya müşteri gibi bakar, güler yüzle hizmet sunar ve karşılığını alır ve sunar, sürekli sunar. Hizmette boşluk bırakmaz. Şimdi biz tam tersine gittik. Daha beter, tam kuvvetli olalım, güzel olalım ama vatandaşımızdan bir değeri olsun. Çünkü vatandaşsız bir devlet olmaz. Yani özel kuruluşlarda gördüğümüz nezaketi, duyarlılığı maalesef kamu devlet kurumlarında görmüyoruz. Göremiyoruz. Ya mesela hastane. Mesela bazen kamu hastanelerinde bazı tatsız, kaba davranışlar olabiliyor. Diyoruz ki ya bu olmaması lazım. Ya işte iş yükü falan, stres. Şimdi bu bahane olamaz bir şekilde. Çünkü özel hastanelerde de aynı şey söz konusu. Ama orada baktığınızda son derece nezaketli, güler yüzlü, duyarlı insanlar var. Demek ki insan isterse bu konuda daha duyarlı olabilir. Yani kamu kurumlarına görev yapan insanların vatandaşa karşı biraz daha dikkatli olması lazım. Biraz daha nezaketli olması lazım. Neticede oraya gelen insanlar bir şekilde hizmet almak amacıyla geliyorlar. Orada görev yapan insanların maaşları neticede vatandaşın vergilerinden değil mi bir şekilde ödeniyor. Yani oradaki o algının bu şekilde olması lazım. Yani gelen vatandaşı bir şekilde en iyi şekilde yani iyi hissettirmek lazım mümkün olduğunca. Bu konuda biraz daha gayret gösterilmesi lazım. Özellikle bir vatandaşımız sormuş. Diyor ki Atatürk Bulvarı yolunda sürücüler çok sürat yapıyorlar diyor. Büyük kazalara sebebiyet veriyorlar. Hiç tedbir alınmıyor. Evet biz vatandaşımızın bu talebini aynen yeniliyoruz. Özellikle Adıyaman Trafik Şube ekiplerini bu konuda biraz daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Çünkü vatandaşın böyle bir talebi var. Vatandaş böyle bir talep ediyorsa kardeşim bunun notunu alın ve gereğini yapın. Çünkü yarın alimallah bir can kaybına mal olabilecek gelişmelerden kimse sorumlu olmak istemez. Biz burada kamuoyu vasıtasıyla söylüyoruz. Bakın buradan Adıyaman Trafik Şube Müdürlüğü'ne şunu söylüyorum. Eğer Şehit Cem Özgül okulu önünden biz 4 program yaptık. Orada bir trafik kazası olursa ki orada ufak canlarımız aynen, geçiyor. Aynen devam ediyor. Yani orada canlarımız geçiyor. Çok, bakın bunu not alıyoruz. Eğer orada bir trafik kazası olursa bunu da bir kanıt olarak sunarız. Gerçekten sunarız. Çünkü biz defaatle söyledik. Binlerce insan söylüyor kardeşim bakın orada çocuklarımız okul şeyine çıkıyorlar. Teneffüste sürücüler acemi. Gerekçe şu. Yani acemi de olsa onlar normal trafikte. Tamam normal trafikte işlem yapsın ama yani bu daha ilk daha sürücü kursuna değil mi başladığında gidip de en profesyonel insanların bile zorlandığı çocukların çok kalabalık olduğu bir ortamda araç kullanmasını gerektirmez neticede. Yine normal trafikte işlemler yapılır ama biraz daha makul bir yerde bu işlemler gerçekleştirilir. Yani çocukların orada çok yoğun olduğu okul çıkışında yapılmaz bu işlemler. Bunu ben çok da sağlıklı bulmuyorum yani. İnşallah da öyle bir sıkıntı olmaz. Bir de Ferit Rüştü Eldem. Biz Rüştü Eldem Paşa'nın derdik her zaman ona. Gerçekten kendisini de özledik. Evet tabii buradan selamlarımızı 400 yataklı hastane ile ilgili bir takım şeyleri var. Talepleri var. Bunu dile getirir misiniz diyor. Özellikle diyor uzman doktor sıkıntısı yaşanıyor. Biz vatandaş olarak sıkıntıdayız diyor. Ben şahsen acille ilgili olarak bir sıkıntı gördüm. Oraya giden vatandaş sıra bekliyor. Anası ağlamış. Çocuğunu getirmiş. Tutuyor. Soğukta bekliyor. Ve doktorların hepsi değil ama bazı doktorların böyle yani 7 tepeyi yaratmış anlamında 9 dağın efesi gibi böyle bakıyorlar böyle. Ya kardeşim bir kere güler yüz göster. Nezaketli olmak dünyanın en iyi doktoru en nezaketli olandır demişler. Evet, nezaketiyle ünlüymüş evet. Gerçekten nezaketiyle ünlü. Ya bu zor bir şey değil ki. Yani ne kadar sıkıntı olursanız olun insan gülümseyebilir yani. Gerçekten nezaketli insan her zaman nezaketlidir. Bunun hiçbir şekilde bir bahanesi olamaz. Ve bunun kontrolünün yapılması gerekiyor. Buradan 400 yataklı devlet hastanesi baş hekimine hekimine sesleniyoruz. Baş tabipliğine. Şöyle bir konu var. Yani oradaki özellikle acil bölümünde bazı zamanlar tek doktor bakıyor. Hatta ben bu konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'na annem bir telefon hattı var. Telefon hattının adı ihbarım var. Kardeşim bütün Adıyaman'ı iki doktora sığdırmayın. Yani siz bunu yapabilirsiniz. 4 doktor yapın ya. Acillere 4 doktor yapın. Vatandaş niye beklesin? Ve şu an başka uzmanlık alanlarının da sıra sorunu var. Yani hatta biri şey demişti. Hastanelerde kuyruk bitti ama bu sefer evde kuyruk başladı telefon başında. Yani randevu alma sorunu var. Randevu almadan gidemiyorsunuz. Yani randevu almadan gidemiyorsunuz. Yani şey yapmadan gidemiyorsunuz. Randevu vermek durumunda kalıyorlar. Bu da yanlış. Bunun bir şekilde çözüme kavuşması lazım. Yani bu vatandaş bunu bize söylüyor. Bak biz diyor saatlerce sıra bekliyoruz. Saatlerce sıra bekliyoruz. Bazen haftalarca randevu alıyoruz. Yani
Olmaz, bu kadar da olmaz ya. Buradan umarım Fatih Bey çok değerli bir insan, başhekim Fatih Doğan. Umarım Fatih Bey de bu konularla ilgili bir takım çalışmalar güder ve çalışmasında biz inşallah haftaya işte böyle yapıldı der, kendisine dönüş sağlarız. İnşallah. Yani vatandaşın o anda bir şey var. TEDAŞ dedik, öyle durduk şimdi. TEDAŞ ile ilgili bir şey var. Vatandaşın TEDAŞ ile ilgili çok büyük, özellikle AKEDAŞ ile ilgili olarak çok büyük sıkıntılar var. Zaten ben bunu sadece kendim dinlendirmiyorum. Sayın Belediye Başkanımız da dinlenmişti. Yeni Yol Gazetesi de filan dinlendirilmişti. Kamuoyundan sosyal medyaya girildiği zaman eleştiriler giriliyor. Gerçi sadece Adıyaman özgü bir şey değil bu. Bütün gün Türkiye evet. genelinde. Ne? Çünkü sıkıntı tarifelerden kaynaklanıyor. Sıkıntı şimdi, tekel mahiyetinde olması gereken. Yani özelleştirmeye gireceğiz de. Bir durumun tamamıyla özel sektör olması. Yani bu çok önemli. Kar amaçlı. Tabii yani lisede bu çok önemli bir alan. Yani siz mesela bugün gidip de mesela bir talepte bulunduğunuzda bu yerine getirilmediğinde sizin yapacağınız hiçbir şey yok. Mesela kamu kurumu olsa bir şekilde hesap soracağınız, hukuk yoluyla hesap soracağınız ve kısa sürede netice alacağınız durumlar var. Ama özel sektör olunca hani böylesine özel bir alanda, hususi bir alanda özel sektöre böyle bir yetki vermek yani bu anlamda bir sıkıntı yarattı. Yani şu an kafalarına göre tebligat gönderiyor, göndermiyor. İşte tebligat derken hani o faturalar falan. İşte girip aşağıya bırakıyor. Ben yukarıya çıkmak durumunda değilim diyor. Siz bundan haberdar olmayabiliyorsunuz. Hemen kesiyor. Kesme neticesinde çok ciddi bir tekrar mesela açma kapama evet, diye evet. bir şey var mı Allah aşkına? Yok yani yok yok yok. Nasıl bir mantığı var? Hangi hukuki temeli var Allah aşkına? Şimdi açma kapama diye kapama açma diye bedel olabilir mi ya? Maalesef oluyor. Bir Atakan kardeşimiz var. Bizim eski komşumuz. Rahmetli Şükrü amcanın oğlu. Abisi bizim yaşıtlarımızdı Lütfü. Buradan onlara da selam verelim. Onlar da programı izliyorlar. Çok beğeniyle izliyoruz diyorlar. Ve Vedat Bey'e de özellikle selamlarımızı söyleyin diyorlar. Şunu söyleyeyim. Tabii vatandaştan çok sorular var. Şimdi şeye girmiş. Kayyum mudur, danışman mıdır? Tabii şimdi bu konuya mecburen gireceğiz. Çünkü Adıyaman'ın gündeminde olan konulardan biri. Onlara da değineceğiz. Şimdi ben elektrik tarifeleriyle ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi EPDK yani Enerji Piyasaları Denetleme Kurulu bundan önce diyordu ki faturalarda kalem kalem bazı şeyleri ben onaylıyorum. Sadece onaylamakla kalmıyorum. Siz de bu kalemleri faturalarınıza teker teker belli edin. İşte kaçak kayıp. İşte diğer kaçak. Fonlar, diğer kalemler, enerji fonu, şudur budur, belediye katkı, TRT katkı payı, onlarla ilgili olarak işte dağıtım, iletim bedelleriyle ilgili olarak işte kalemler tek tek yazılıyordu. Bunları oraya koyun diyordu. Vatandaş da ne yapıyor? Şimdi Allah'ın sesini bütün Adıyamanlılara soruyorum. Ey Adıyamanlı, ey Antepli, ey bütün Türkiye'liler, bütün Türkiye'de bulunanlar, bütün bizim vatandaşlarımız, size şunu söyleyeyim. Hanginiz size gelen elektrik faturasını aldığınızda tek tek baktınız? Hepimiz ne yapıyoruz biliyor musunuz? En sona bakıyoruz. Tabii. Miktarı. Fatura bedeline kadar buna bakıyoruz. Bir şu taraflara bakın bakayım. Sizden ne kesiyorlar? Sizden diyelim elektriğiniz 100 liraysa, sizden bunun 100 liralık elektriğin aslında kullandığınız 58 lirası. Diğer kalan 42 lirası tamamıyla vergi. Ve verginin de vergisi. Evet. Şimdi siz bunları hem katma değer vergisi olarak verginin içerisinde vergi alıyorsunuz. Dedim ya enerji fonu, işte TRT payı, belediye tüketim bedeli. Bana alacak üzerinde değil de vergi eklendikten sonra diğer vergi de onun üzerinde. Onun üzerine yani ne olur? Kamur üstünde bir kamur oluyor. Yani bir deriden iki post yapmaya çalışıyorsunuz. Avrupa'da böyle bir şey yok aslında. Ya Avrupa'da böyle bir şey yok ama şu da var. Şimdi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bir kararı var. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu diyor kardeşim bir sen bu şekilde bir faturaya bu şekilde bir şey yapamazsın. Bu hukuka aykırıdır. İki bunu tek tek belirtmen lazım. Ayrıca böyle bir düzenleme yapman hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Bunu yapamazsın. Bunu engelliyorum diyor. Şimdi çok güzel esasında örnek bir karar vermiş. Bu şeyle araçlara hani park cezası, park ücreti kesilmesi de aynı şekilde. İdare mahkemeleri defalarca bunun hukuksuz olduğunu ortaya koydu. Bunun hiçbir yasal dayanağı yok ama halen uygulamada devam etmekte mesela. O zaman Adıyamanlı hemşerilerimize bir katkı olmak anlamında, tabii burada bir boşluk olmakla beraber, isterseniz siz objektiflere bakarak da bu konuyu bir açıklayın. Bu yani, trafik park cezalarıyla alakalı olarak çünkü bir boşluk var sanki. Yani bu hani belediyenin kesmiş olduğu şeyler var ya bu düzenlemesine ilişkin hani park ücretleri. Bunun hiçbir yasal dayanağı yok normalde.
Yani idare mahkemelerine başvuran vatandaşların başvuruları neticesinde idare mahkemeleri Türkiye'nin birçok yerinde bunun dayanağının olmadığını, bunun hukuki bir zeminin olmadığını ve yasa dışı olduğunu ifade etti ve şey yaptı, bir şekilde bunları iptal etti. Ama sorun şu ki bu iptal kararları sadece başvuru yapan vatandaşlar açısından geçerli olmak durumunda. Her bir vatandaşın ayrı ayrı başvuru yapması lazım. Yasa olarak. Şimdi tabii vatandaş da tabii ki 3 lira, 5 lira ya da çok küçük meblağlar için başvuru yapmak istemiyor haliyle. Çünkü bunun hani masrafı şuyu buyu falan. Ama böyle diye yani burada vatandaş böyle bir yola tevessül etmeyecek diye yani burada hakkın kötüye kullanılmaması icap eder. Yani yasa yani, neyse odur. Yasal zemini olmadığını bile bile böyle bir uygulamayı yürütmek neden yani? Niye? Şunu söyleyeyim yani yine dönüyoruz, dolaşıyoruz. Aynı yerde toplanıyoruz esasında. Şimdi şey diyordu biz arkadaştan bahsederken yine o Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında diyor ki siz diyor kaçak kayıp şey ne diyor, bedel ne diyor, dürüst aboneden alamazsınız diyor. Alırsanız diyor bu yanlış olur diyor. Başkasının hatasından dolayı beni cezalandıramazsınız. Siz denetim yapmayacaksınız. Ya yani kaçak kullanıyor. Şimdi ahıra adam. Bu anlamda gerekli değil mi? Denetim yapmayacaksınız. Adam ahıra şey koymuş. Klima koymuş. Isıtıcı koymuş. UFO koymuş. Ve diyor ki kardeşim burada kaçak yok diyor. Onu bırakın. 5 yıldızlı otellerin. Otellerin çoğunda. Otellerden bahsediyor. 5 yıldızlı bir otel bir günde kaç köyün elektriğini yakar düşünebiliyor musunuz? Ama denetim onlara yok. Bizim gibi fakir fukaraya, garibana, yani garip kurabaya var. Ya adam elektrik geldiği zaman içi süz ediyor ya. Elektrik faturası geldi, doğal gaz faturası geldi diye adam geçinemiyor. Ne yapsın? Ya yalnız bu sorunu vatandaşlar bireysel olarak çözemezler. Ne olur? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dilekçe komisyonu var. Oraya herkes yazı yazabilir. Dilekçe yazabilir. Diyebilir ki kardeşim bunu kaldırın. Bu vergiler çok ağır. Vergi üzerine vergi olmaz. Bu bizi perişan ediyor. Gerçekten. Şimdi adam 42 TL'lik gerçekten elektrik kullanıyor. Faturasını 100 milyon. Niye? TRT payı, katkı payı, belediye payı, kaçak kayıp bilmem neyi. Bir de bu kalemler de tamamen ortadan kaldırıldı. Ve diyorlar ki hayır diyor bundan sonra diyor bu kalemleri sadece şu kalem üzerinden koyacaksınız diyor. Diğerlerini göstermeyeceksiniz. Neden? Tepkileri sebep veriyor. Neden? Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı bunu ortadan kaldırdığı için yani kanunu bir şekilde dolanmak suretiyle vatandaşın aslında yetkileri, hakkı bir şekilde gasp edildi yani. Doğru. Hatta son dönemlerde çok ciddi elektrik kesitleri oldu hatırlarsanız. Evet. Yani Türkiye çapında atanlan verilemedi falan. Çok farklı rivayetler ortaya çıktı işte şudur budur falan. Ama cidden ortaya çıktı ki bu anlamda gerekli kontrollerin yapılmadığı, gerekli bakımların yapılmadığı ortaya çıktı. Yani bunca kara rağmen, bunca şeye rağmen yani kazanca rağmen bu elektrik sistemlerinin testlerinin bakımlarının yapılmadığı anlaşıldı. Bu yine mesajlardan biri de yine gelmiş. Tabii hepsine şey yapılmaz. Şimdi peş peşe açmadım. 36 tane oldu. Şimdi bunlar teker teker geleceğim. Şey diyor sohbetinizi çok hayranlıkla izliyorum. Adıyaman sonlarına değiniyorsunuz. Herkesin problemle şey yapıyorsunuz. Aile hekimliği var da neden diyor? Aile avukatlığı yok. Böyle bir şey gündemde yani olamaz aile mı diyor. Avukatlığı tabii ki. Aslında çok önemli. Vatandaşın ilk elden bilgi alabileceği, danışabileceği bu anlamda çok önemli bir proje olabilir aslında. Avrupa'da var mesela. Türkiye'de olabilir. Azer Ataman Bey söylüyor olabilir bunu. Olabilir tabii. Yani bu anlamda vatandaşın ilk elden bilgi alabileceği. Çünkü bu önemli. Vatandaş hakkını bilmiyor. Bilmiyor evet. Yani bir şey yapıldığında bu demek ki öyle zaten ki yapılıyor diyor mesela. Adıyamanlı'nın veya çevre illerden izleyenlerin başına ne geliyorsa hakkını hukukunu bilmemekten gelmiyor mu? Hakkını yeteri anlamda savunamamaktan gelmiyor mu? Baksanıza dışarıdan bir adam gelmiş Adıyaman Belediyesi'nde danışman vasfında. Şimdi oraya gireceğim çünkü vatandaş buraya mesaj atmış onu söyleyeceğim. Danışman mıdır, kayyum mudur diyor vatandaş. Gerçekten o da net değil. Gerçi belediye başkanı bir açıklama yapıldı. Biz ona itibar edeceğiz mutlaka. Ama şunu söyleyeyim. Yani burada kardeşim Adıyaman Belediyesi'nin şu an bir uygulamasıyla ilgili olarak vatandaşların serzenişleri var. İsterseniz onlardan bahsedelim. Orada bizim hani bu Filistin Caddesi'de yine halen sıfıra geleceğim. Yağmur yağdı ve orası şu an çok kötü durumda. Ben dedim ya şimdi çamur, kayyum, berbat durumda şu an yani. Danışmanımız geldiği zaman dedim Adıyaman'ın böyle ufkunu genişletecek. Adıyaman'ın insanlarının da öngöremediği bazı programları, projeleri ortaya sunacak. Çünkü dışarıdan bir adam getiriyorsun. Niye getiriyorsun? Üstün meziyetleri var diye getiriyorsun. Çünkü Adıyaman'da belki bu projeyi yapabilecek. Ya kardeşim gele geldi kaldırımlar. Kaldırımları yapıyoruz yani ya. Kaldır neyse de şu an orası çamur. Oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Bizim Filistin Caddesi dediğimiz şehrin hemen şeyinde bağlantılı. Ne güzel havuzlu güzel de şeydi. Veya sen yeni bir proje mi yapacaksın? Ki orası 4-5 yıllık bir yer zaten. Yeni bir proje mi yapacaksın? Evet. Ya senin öngörün yok mu kardeşim? Yani sen böyle bir proje yapacaksan
meteorolojiden bilgi almıyor musun? Ben şahsen uçakla bir yere gideceksem havaya bakıyorum. Hava olaylarına bakıyorum. Müsait midir, değil midir, odur, budur. Sen belediye gibi çok ciddi bir yerin başında danışmanlık hizmeti yapıyorsun. Ama danışmanlık hizmeti mi yapıyorum? Farklı bir şeyler yapıyorum, onu da bilmiyoruz. Yani böyle bir proje var ve bu projeyle ilgili olmak üzere çok doyurucu bir açıklama yapılmıyor. Ya orada dedik ya, 5 katlı bir apartman yapıldığında bunun özellikleri, ne şekilde yapılacağı, resmi, fotoğrafı, maliyeti, bunlar belirtilir. Sen Filistin Caddesi'ni yapıyorsun sözde. Filistin Caddesi'ne yönelik vatandaş bilmiyor. Çam ağaçları gördüm ya orada. Ya kardeşim, çam ağacı oraya olur mu? Şimdi düşünün, çam ağacı büyüdü diyelim, onun gölgesi olmaz ki. Evet. Yani hiç mi düşünülmedi ya? Orada gölgeli veya böyle rengarenk insanlar geldiği zaman, çünkü şehrin tam göbeği. Bir de şu an ne bekleniyor? Yani çamur, sıkıntı, millet rezil olmuş. Ya bir şey yapılacaksa yapılması lazım yani. Bugün gördüğünüz değil mi serzenişleri, vatandaşların serzenişleri? Çamur, yani insanlar perişan olmuş. Biz yani şunu söyleyeyim, yani sorumlu olmaya çalışıyoruz gerçekten. Vatandaşın serzenişlerini buradan anlatıyoruz. Gerçekten orası çamurdan felaket olmuş yani. Yağmur da üzerine gelince tabii vatandaş oradan geçmekten de problem geçiyor. Çünkü orada ana güzergah yeri. Yani bir de vatandaş döndüğü zaman. Sirkülasyon çok fazla orada. Sirkülasyon fazla. Vatandaş oradan döndüğü zaman da artık içinden rahmet mi okuyor, dua mı okuyor, beddua mı okuyor, onu bilmiyoruz. Madem öyle bir şey yapacaktınız orayı, ya ben şeyle mi geçeyim Allah'ını seyirseniz, yani ben oraya kayık mı tutayım? Kayığa binelim. Avukat Bey, kayığa binelim, bile çekelim. Ayağımıza poşet geçirelim. Bürolarımıza giremiyoruz. Oradaki iş yerleriyle algılı olur. Neden? Sular kesik. Yani madem yapacaktınız, neden şimdi bu zamanda niye yapıyorsunuz? Niye yağmurun en fazla olduğu dönem ve bu kadar uzun niye sürüyor? Ve neden çam ağaçları, yani öyle madem ciddi bir proje bekliyorum ben. Onu söyleyeyim, bir bunu dile getireceğiz. Yani çam ağacı orada büyümesi kaç yıl sürer orada? Ya yani? Çam ağacı 20 yıl mı alır orada? Yani yanlış anılmasa mezarlıklara bakıyorum. Biz yani dedemizin, babamızın, annemizin mezarlıklarına falan bakıyoruz. Biliyorsunuz bayağı da bir itibar ediyoruz. Gidip geliyoruz. Çam ağacının büyümesi en azından 4-5 sene falan alıyor yani ciddi anlamda. Reji buradan 2 dakika yapıyor ama bizim 12 dakikadan önce bitirme imkanımız yok. Onu söyleyeyim. Şimdi özellikle Filistin Caddesi'ne yapılanları nasıl görüyorsunuz? Nasıl karşılıyorsunuz? Yani daha önce belirttik. Ne oldu belirsiz. Ne yapılacağı belirsiz. Yani daha farklı bir alana yapılabilirdi. Yani Adıyaman'ın belki de tek güzel caddesi. Şu an berbat halde. Çal çamur içinde. Vatandaşlar çok perişan. Hani bir şey yapılacaksa bir önce yapılması lazım. Bu kadar uzatmanın da manası yok. Yani neticede bu çok çok büyük bir proje değil. Yani aylar alacak değil mi? Haftalar alacak bir proje değil. Ama günlerdir bu halde çok ciddi bir sıkıntı var. Onun bir an önce giderilmesi lazım. Gerçekten hiç yakışmıyor Adıyaman'a. Bir de geçen hafta çok güzel söylediniz. Geçen hafta da dillendirdik. Özellikle bu üçüncü çevre yolunun başlangıcında koku olayı var. Bu Hisar düğün salonunu geçtikten sonra o kavşakta vatandaşların hala hala bir koku şeyleri var. Tam anlamıyla giderilmediği söyleniyor. Tabii vatandaşımız bunu yazmış. Devam ediyorum. O şey yapıyor. Buradan belediye yetkililerini söylüyoruz. Belki de vatandaş serzenişinde haklı olabilir. Lütfen belediyemizin yetkilileri gitsinler oraya, gerekli önlemleri yapsınlar yani. Biz bunu iletebileceğimiz tek merci Adıyaman Belediyesi yetkili birimleri. Adıyaman Belediyesi yetkili birimleri yani aylardır süren bu problemi inşallah çözüm bulmuşlardır. Çok uzun zamandır var bu sorun, evet. Ben geçen hafta bunu dile getirdik. Bayağı bir sıkıntılı bir problem vardı. Onu söyleyeyim. Bir de tabii kayyum meselesi, pardon kayyum değil de danışman meselesi. Hep ağzımıza kayyum danışman diye geçip gidiyor. Bilinçaltımıza yerleşmiş. Ya. Yani Adıyaman danışmandan çok şeyler bekliyor. Gerçekten çok şeyler bekliyor. Neden çok şeyler bekliyor? Şimdi Adıyaman Belediyesi yaklaşık 4 yıldır bariz, somut, şu hizmeti yaptı dediğimiz yok. Bir şey yok. Evet. Siz Adıyaman'ı görüyorsunuz. Böyle bir hizmetini görebiliyor musunuz? Şey, yani ben görmedim yani maalesef. Şu yapıldı, evet şu çok güzel oldu. Şu gerçekten Adıyaman'a çok güzel bir katkı sundu. Farklı bir bakış açısı getirdi diyeceğimiz hiçbir proje yok maalesef. Yani danışman durumundan kaynaklı bir vatandaşla beklenti ortaya çıktı. Bir vatandaşın biri de yazmış. Elinde tesbih, arkasında suratı asık bir şekilde bir hizmet istemiyoruz falan demiş birilerini kastetmek suretiyle. Çok doğru. Yani bu halkın içine girin arkadaşlar. Yani danışman da olsan ne olsan, bak buralı değilsin, Adıyamanlı değilsin, buraya bir şekilde gelmişsin. Gerçi dedik ya, merkezden
bize kimi gönderirlerse gözümüzden, başımızdan gözümüz üzerine, ayrı mevzu ama hakkını verin ya. Gerçekten hakkını verin. Yani Adıyaman'a hizmet noktasında vatandaşların bir takım serzenişleri var. Biz her hafta buna değineceğiz. Her hafta bunu dile getireceğiz. Çünkü Adıyaman'da biz bir tane mühendis demek ki yetiştirememişiz. Bir tane peyzajcı yetiştirememişiz. Bir tane trafikçi yetiştirememişiz. Bir tane mühendis yetiştirememişiz. Yani yazıklar olsun bize. Bu aslında bunun bir itirafı. Bu utanç. Çok acı, çok acı Adıyaman için. Ben şunu söyleyeyim. Adıyaman belediyesi bünyesinde o kadar mühendis var. Ve biz bunlara demek ki yani yeteri kadar şey yapmamışız. Eğer bunlara güvenmiyorsak niye çalıştırıyoruz? Güveniyorsak bu adamı niye getirttik? Müthiş bir tezat var. Yani biz kaldırım yapmasını bilmiyorduk da danışman geldi, kaldırımı mı yapmayı öğretiyor bize? Yani o güzelim Filistin Caddesi'ne çam ağaçları dikebilecek kadar ben şey görmüyorum. Hoşuma giden bir proje yani, değil. De buradan yanlış. Eleştirme hakkımı kullanıyorum. Gerçekten çam ağaçlarının oraya olması öngörüsüzlüktür. Yani çam olmaz oraya. Yani en nihayetinde Adıyaman güneşin olduğu bir yer. Yani çok yağmur olan bir yer değil. Bir dakika uyarısı yapılıyor. Biz de iki dakika içerisinde daha hızlı bitirelim. Daha değil mi? Bu anlamda gölgesi olabilecek. Daha böyle. Ya rengarenk yani. Ağaçlar da olabilir. Orada ne daha bileyim yani gölgesinden istifa edebileceğiniz böyle ağaçlar var. Salkım ağaçları falan var. Ya çınarlar var, onlar var, bunlar var. Yani istenildiği takdirde gölge olabilecek, orada rengarenk akasya kokularının olduğu bir yer olabilecek. Evet, yani nostaljik bir yer yapılabilir mi? Yapılabilir. Belki de danışmanın bu anlamdaki şeylerini belki de destekleriz. Ama oraya gerçekten bir görüş alın kardeşim. Hem görüş almıyorsun, hem kamuoyunu bilgilendirmiyorsun, hem de bizim perişan ettiniz ya. Evet. Evet, bizi maalesef. Perişan ettiniz. O güzergahtan geçilmiyor. Çok kötü, çok kötü bir durumda ya. Şu an çamur. Yani çamur. Bir yandan vatandaş giremiyor, bir yandan sular kesik, bir yandan. Ya kardeşim madem böyle bir şey yapacaktın, neden bunu daha önceden öngörmedin? Öngördüysen zaten bu istenildiği takdirde, ciddi söyleyeyim öyle bir proje 15 günde bitirilebilir. Yani evet, ya çok büyük bir alan çalışma değil. Gerektirmiyor ki. Bu Büyük bir alan yani. Dedim ki, ya Filistin Caddesi gibi 3-4 tane de cadde yapılabilir. Kala kala bir Filistin Caddesi vardı, o da perişan oldu. O da gitti. Çam ağaçları ya, ben bugün inanamadım. Onları gördüm, dehşete kapıldım. Ya bu olabilir mi? Bu akıllara zarar. Sonra belki gölgesi olur ya. Ya bu akıllara zarar. Adıyaman ya 7 ay yaz yaşayan bir yer ve kurak bir yer. Görüyorsunuz Cenab-ı Allah'ın rahmeti neredeyse ağlayacağız ya. Yağmur yağmadığı zaman perişan oluyoruz. Ya kardeşim burada gölge olabilecek şekilde ağaçların olması gerekiyor. Kayyumun bir takım faaliyet danışmanın. Özür diliyorum buradan. Tabii ki danışman. Bir takım çalışmaları olursa bunu da söz veriyoruz kamuoyu önünde. Bunu da dillendireceğiz, dile getireceğiz. Şimdi diğer konumuz vardı. Ona sanırım vaktimiz yetmeyecek. Kentsel dönüşümle ilgili olarak sorular var. Vatandaşın soruları var. Bunlar dile getiriliyor. Vatandaşların şeyleri var. Ama dediğimiz gibi programda bize ayrılan süre maalesef sınırlı. Sınırı da konuşuyoruz. Yani maalesef. Program yani, süresini ne yapalım biz? Ya Türkiye'deki genel programcılık eğilimi biliyorsunuz yani. Diziler, yani düğün, affedersiniz, çalgılı, zurnalı, davullu bir şey olduğu zaman bir saat problemsiz. Yani, hukuksal, Adıyaman sorunlarının anlatıldığı bir şey olduğu zaman da aman aman reji bir öyle yapıyor, bir böyle yapıyor, biz takip edemiyoruz ya. Genelde Türkiye'de biliyorsunuz program olayları yani dizi, yarışma, işte Survivor falan. Şey. Ben Adıyaman'dan şunu söylüyorum. Ne olur Allah rızası için. Yani biz bu kültürde büyüdük ama hakkımızı arayalım arkadaşlar. Biz hakkımızı arayamıyoruz. Yani vur ekmeğini elinden al bir anlayışla yetiştirilmişiz. Gerçekten öyle. Ama yazık günah. Bakın biz milletvekilleri tarafından yeteri kadar ciddi anlamda temsil edilebiliyor muyuz? Bunu ben takdiri size bırakıyorum. Belediyemiz çok hizmet ediyor mu? Takdirini size bırakıyorum. Kurumlarımız çok iyi çalışıyor mu? Takdirini size bırakıyorum. Hastaneden memnun musunuz? Takdirini size bırakıyorum. Yani buralarda biraz sorumluluk sahibi olun. Bir milletvekilini gördüğün zaman peşinden gidiyorsunuz. Arkasından gır tane laf salıyorsunuz. Yani bu şekilde olmaz. Sorumluluk bilinci bu şekilde olmaz. Ben acizane bunu söylüyorum. Gerçekten bu anlamda Adıyamanlıları yetersiz buluyorum. Gerçekten yetersiz buluyorum. Yani biz kendimizi temsil ettirebilecek şahsiyetleri seçemiyoruz. Meclise onları yollayamıyoruz. Adıyaman'ın problemlerini anlatamıyoruz. Tütün probleminde sınıfta kaldık. Tütün şu an Adıyaman'ın
adı Adıyaman'sa soy ismi Tütün'dür, Tütün. Tütün'dür. Bakın şu an Tütün'le ilgili olarak kimsenin gık çıkmıyor. Herkesin keyfi yerinde. Robert De Niro'nun bir filmi vardı. Herkesin keyfi yerinde diye. Şu an herkesin keyfi yerinde ama fakir fukara bir de ona sür. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Avukat Bey, son kelimelerimizi alalım. Süremiz bitti herhalde. Evet. Umarım her şey iyi olur. Yine buradan ifade etmeye çalışacağız vatandaşların sorunlarını. Evet. Şu an için bunları söylüyorum. Yani süremiz bitti herhalde. Süremiz bitti. Herkese iyi akşamlar. Ben bizi bu saate kadar izleyen bütün izleyicilerimize, Adıyamanlılara, ondan sonra çevre illerde bulunanlara, yurt dışından izleyenlere saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Umarım güzel bir sohbet olmuştur. Vaktimiz çok sınırlı. Elimizden geldiği kadar sorunları anlatmaya çalışıyoruz. Bugün rahmetli olan Fahri Cevizci kardeşimizin annesine, ondan sonra Hacı Bal abimizin annelerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün ölmüşlerimizin ruhlarına gerçekten Fatiha gönderiyoruz buradan. Allah rahmet eylesin diyorum. Bizleri bu saate kadar izleyen bütün seyircilerimize tekrardan saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz efendim. Hayırlı akşamlar.